Ümit Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ümit Bey, Papyrus Pasta Kafe olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Ümit Kaya kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Öncelikle kısaca kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Erzurumluyum aslen. 1990'dan beri Karacabey'de ikamet ediyoruz. Yaklaşık 1998'den beri de pasta sektöründeyiz. Bu işle iştigal ediyoruz. Evet. İmalattan başladınız, çıraklıktan tabii, başladınız. Tabii, bu işin sektöre... imalatındayız. Bu işin imalatından başladık. 2013'e kadar sürekli imalattaydık. Ustalık yapıyorduk. Pasta, baklava, börek, her türlü bu işin inceliğini biliyoruz. 2013'ten sonra da işletmeci olarak devam ediyoruz. Evet. 5 yıllık bir maziniz var. Bu 5 yıl içerisinde de her yıl üstüne koyarak, yani her yıl birer tane şube açarak bugünlere kadar geldiniz. Kuzenlerinizle beraber, yine ortak olarak hep birlikte bu işin mutfağından gelen birileri olarak da yine bölgede pasta kafe üzerine de hizmet veriyorsunuz. Şimdi efendim, pasta olarak adlandırmışken sadece pastanız sınırlı değil burası. Birçok ürün gamınız bulunmakta. Sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Biraz işletmeler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Dediğiniz gibi pasta ne derken sadece pasta düşünmemek lazım. Evet. Yani yaklaşık bizim vitrinimizde işte 15-20 çeşit pastamız var. Bu pasta yanı sıra işte sütlü tatlılarımız var. Sütlaç, spangile, profiterol gibi, traliçe gibi böyle sütlü tatlılarımız var. Onun yanı sıra ondan sonra spesiyel kuru pastalarımız var. Yaklaşık o da bir 25 çeşit bir spesiyel kuru pastamız mevcut. Sonra klasik kuru pastamız var, tuzlu tatlı kuru pastalar. Evet. Börek, poğaça üzeri de çok iddialıyız. Çok da güzel ürünlerimiz var. Sabah yaklaşık 4.30'dan 12'ye kadar sıcak börek poğaça satıyoruz. Tezgahlarımız ısıtmalıdır hepsi. Evet. Yani fırından çıktığı gibi 12'ye kadar neredeyse sunumumuz oluyor. Böyle sıcak bir vaziyette, taze bir şekilde müşterimize sunumu yapıyoruz. Evet. Yani üretim. Evet. Kemalpaşa'da bulunmakta. Üretim bütün dağıtım Kemalpaşa'dan oluyor. 4 evet. Şube. Kemalpaşa'da var. Bir şubemiz Karacabey'de bulunmakta. Evet. Günlük sıcak bir şekilde taze olarak hazırlanarak buraya sevkiyatı yapılıyor. Yine buradaki tezgahlarınızda ısıtmalı bir sistemle yine sıcak olarak gelecek olan misafirinize o şekilde bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Kemalpaşa'da imalathanede bütün ürünler yapılıyor. Sadece işte börek, kuru pasta gibi çeşitler çiğ olarak şubelere gelir. Evet. Şubelerde fırınlarımız vardır. Onlar işte bayatlama olmasın diye çiğ bir şekilde gelir, dolaplara girer. Biz burada şubelerde pişiririz hemen. Evet. Ramazan'da bütün çeşitlerimiz hemen hemen mevcuttu. Kış aylarında daha baklava çok yoğun satışı olduğu için o zaman da daha çeşitlerimiz çok olur. Şu anda höşmelim tatlımız ve dondurma. Evet, dondurmalı. Dondurmalı, evet. Ve daha doğrusu üçlü bu. Höşmelim, dondurma, limonata. Evet. Herkes pastanede çalışabilir ama bizim sistemimiz bu. Biz müşteriye böyle davranıyoruz, böyle gülümsüyoruz. Evde veya başka bir problemimiz dahi olsa biz bunu işimize yansıtmıyoruz. Biz sürekli müşteriye güler yüzlü davranmak zorundayız. Evet. Kendi derdimizi, kendi içimizdeki problemimizi karşıdaki müşterimize yansıtmamalıyız. Profesyonel bir şekilde bunu eğitimini verip öyle işe başlatıyoruz. Tabii böyle kilit noktalar, bu şekil güzel dükkanlar denk getirdiğimiz zaman hemen mülk sahipleriyle irtibata geçiyoruz. Ya da alabiliyorsak alırız inşallah. Evet. Burada peki franchising olarak düşünüyor musunuz? Yoksa şu anda kendi içinizde mi şubeleşmek istiyorsunuz? Kendi içimizde şubeleşiyoruz şu anda. Öyle bir şey düşünmüyoruz şu anda. Zaten bunun papyrus... altyapısı hazır. Kuzenleriniz de yine bu işin içerisindeler. Tabii tabii. Kendi kuzenlerimiz de bu işin. Dediğimiz gibi biz kalabalık bir aileyiz. Evet. Ve şirketimiz aile şirketi. Hemen hemen hepimiz de bu işten anlıyoruz. 6-7 kişimiz bu işin ustasıyız. Evet. İmalatçısıyız. Ondan sonra işte üniversite okuyanlar var. İşte işletmesini, muhasebesini bile kendimiz tutuyoruz. Yani şirketimizi yani şirketimizi yetişen, hem de akademik olarak bu işin eğitimini almış. Evet. Yine kendi içinizde bu işe yine dört kolla sarılabilecek kapasiteye sahipsiniz. Kesinlikle. Yani en iyi nereye taşıyabiliyorsak onun için gayret ediyoruz. Evet. Ve kesinlikle de bırakmıyoruz. Çünkü biz işimizi çok seviyoruz.
bizi bu işi devam ettirir. İnsan sevemediği işi yapmaz. Kesinlikle. Ve biz bu işi seviyoruz, bu işi de yapmak istiyoruz. Evet. Devam ettireceğiz inşallah. İnşallah. Beklesinler, görsünler. Daha papyrus evet. Bayağı bir ilerleyecek inşallah. İnşallah. Üst katımızı yine önümüzdeki zamanlarda değerlendirmek istiyoruz. Evet, üst katımız var buranın. Üst katını da almak istiyoruz. Bunun için de hala görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah 1-2 ay içerisinde üst katımızı da açacağız. Evet, sigara içmek isteyenler yine orada balkonlu alandan, o terastan da faydalanabilmeleri için üst katı da devreye... Bütün, hemen hemen bütün şubelerimizi mimari bir çalışmayla yapıyoruz. Yani kendi iç mimarımız var yine Bursa'da bir abimiz. Bununla çalışıp dükkanlarımızı ona göre dizayn ediyoruz. Hemen hemen bütün 5 şubemiz de birbirine benzer bir şekilde. Evet, bu da kurumsallığınız için gelen. Aynen öyle. Zaten Papyrus markası da bize ait tescilli bir şekilde. Papyrus'u biz tescilledik ve bu marka artık bize ait. Evet. Peki efendim, son olarak izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Çok kısa alabilir miyiz? Tabii ki. Eğer ki Papyrus'ten bir şey yiyip içmemişlerse veya buraya misafir olmamışlarsa muhakkak bize misafir olsunlar. Bir ikramımız olsun onlara. Bir daha bize, yani Papyrus onlara bağımlılık yapacaktır. Muhakkak sürekli buraya gelecekler. Evet, burası tabii ki bir geçiş güzergahı. Evet. Yolu Karacabey'den geçen kesinlikle. Ve Kemal Paşa'ya yolu düşen herkesi bu güzel lezzetleri tatmaları için biz de Papyrus Pasta Kafe'ye biz de davette bulunmuş olalım. İşte bize ulaştıkları takdirde biz en iyi şekilde siparişlerini yapıyoruz ve adrese teslim ediyoruz. Evet, şu an ekranın altında iletişim bilgileriniz ve web siteniz. Ekranın altında KC bilgisi olarak geçiyor. Oralardan da yine görsel detay bilgilere de ulaşıp telefonlardan yine size ulaşıp detay bilgi alabilirler bu konuyla alakalı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sen vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Bize misafir oldunuz. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. İnşallah yine bekleriz. İnşallah. Bizler de çok memnun olduk. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.